Yine taze %77'lik cipsilerim var. Evet, ne vereyim abi? Hangisi daha iyi? Kafa mı, kulak mı? Abi mafyanın adamları geldi. İkisini de almasak nasıl oluyor beyefendi? Ekmek versem ben size. Ekmek yan yat. Lütfen. Bana zorluk çıkarma. Kafa mı kulak mı ekmek ha? Hangisini seçersin? Müşteri. Russian cips. Buyurun. Ha, cipsimi geri ver lan. Aa, karaktersiz. Hemşerim, oraya bir cips paketi düşmüş olması gerekiyor ya. Onu bir versenize. Var mı ekmek var? Cipsi verirsen veririm. Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Mitre'nin Bakkal Simulator'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bomboş bir dükkan elimizde. Ne anda bomboş bir dükkan bizi bekliyor. Hiç boşuna açmayalım dükkanı. Abi ne yapabiliriz? Dolaba bir bakmak istiyorum müsaadenizle. Kardeşlerim, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel izleniyor. Siz dediğiniz sürece yeni bölümleri gelmeye devam edecek. Bunun mesajını da buradan vereyim. Hesabımızı bir açalım. Mail. Üf. Brenda. Goddammit, bunlar ne be? Lezzet. Hızlı bir şekilde bakalım abi. Un varsa biz yokuz. Römorkunuzun ögeleri içerdiğini uygun eylemlere ayarlar. Tamam. Bismillah. Al beni bebeğim. Götür beni depoma. Evet, oyunu baya baya geliştirebiliyoruz kardeşlerim. Yanlış hatırlamıyorsam buralara ekmek yapmak için malzemeler gelecek. Kendi ekmeğimizi üretebileceğiz. Buraya da sanırsam portatif dolaplar falan getirebiliriz diye tahmin ediyorum. Nice. Bu ne lan? Oğlum, bu boş. Ha. Vallahi boş. Burada bir şey var mı? Anda burada da bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz? Dükkana yanaştıralım bunu. Tamam. Yanaştı mı? Sen çöpe gidebilirsin artık. Aynen öyle. Tamam. Hiçbir şey yapmamış sayıldık. Goddammit, bu hiç iyi olmadı abi. Brandon'dan yeni mesaj geldi. Varlan çok hızlı gidiyor bu çocuk ha. Kvas 4 tane, un 6 tane, ekmek 4 tane, 72. Abi biz bunu yapamayız ya. Makine kaç para? Abi 1400 lira da makine. Hani makineyi alalım, ondan sonra varsın unu da alırız bir şekilde desem olmaz yani. Un gelecek ama elimizde boşuna kalacak. Hiç iyi değil abi. Brandon'dan yeni mesaj. Ne diyor bakalım? Baba, bu kızdan ne kadar hoşlandığımı bilemezsin. Çok güzel gözleri var. Bugün onunla bir giyim mağazasına gittik. Bir elbiseyi sevdim. Bu yüzden ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Tabii ki param kalmadı. 600 dolar söz veriyorum. Yakında geri ödeyeceğim. Ağzını yırttım mı veledi. 497 700. Nanda bu çocuk olmamış. Kesinlikle bu çocuk olmamış. Kaç para istiyordu bu? 600 dolar. Aa, 600 dolar yok bende. Oğlum, vallahi geçmiş olsun. Para yok. Evlat, kusura bakma. Seni satmak durumunda. Para yok. Kıvas. 5 tane kıvas. 5 tane gazoz, 4 tane cipsi, tamam mı? Öncelikle dükkanımızı bir doldurmamız gerekiyor. Ekmek, ekmek, ekmekten de bir 8, 9, 10 tane yeterli abi. Pide ekmeğinden bir 5 tane. Yuvarlak ekmekten bir 5 tane. Maksimum 47 tane alabilirsin diyor. Peynire gerek yok. Biraz süt. Abi sütten bir 5 tane alalım. Sosis, mosis. Tamam. Sepet. Ha, 35 dolar. 329 dolar tutuyor toplam. Parçalar teslim ücreti de 35 dolar. Shop'tan bir mektup geldi. Acaba ne? Paranız yeterli değildir inşallah. Römorkunuz ögeleri içerdiği için. Tamam. Abi Allah'a şükür römork geldi. Artık şu dükkanı doldurmak istiyorum. Yeminle dükkanı doldurmak istiyorum. Bomboş. Meteliğe kurşun atıyoruz resmen. Hani oğlum, neresi dolu buranın? Ha, bomboş. Allah'ım, inşallah girmiştir yeni malzeme. Nanda böyle. Üf. Mis gibi. Her bir şeyciklerden var. Ekmek, sen şurada dur ya, tam şunun içinde. Lan da sen de şurada dur. Nice. Güle güle. Tekrar emekleriz. Allah'tan içinden dökülmüyorlar ha. Hayır, lütfen lütfen. Lan da böyle. Sen de şöyle bir git. Sen gel. Kıvaslar. Kıvaslar önemli abi. Bunlar su gibi kıvas içiyor. Hop. Sen de şöyle gidebilirsin. Ekmeğimizi de alalım. Nice. Artık kapağını da kapatmamıza gerek yok galiba ya. Aslanım, şunu bizim dükkana bir çeksene. Brandon 600 lira istiyor kardeşlerim. 600 dolara bir şekilde temin etmemiz gerekiyor ki bu çocuğu bıçaklamasınlar. Kesinlikle bu çocuk bıçaklanabilir. Bu çocuğun başında kötü şeyler olabileceğini tahmin ediyorum. Nice, sen de şöyle. Kardeşlerim, bir tane izleyicimiz demiş ki bütün ürünlerden raflara birer tane koymamızı istemiş. Mesela bunun gibi çabuk bozulabilirleri. Diğerlerini de dolaba saklamamızı istenildiğinde buradan temin etmemiz. Hani burada hepsinin durup raf ömrünün bir anda azalmasın diye bu şekilde bir fikir sunmuş. Gayet mantıklı bir fikir. Aynen o şekilde yapacağım ben de tam. Mesela
Ama o kadar da çok malzememiz yok ya. Şimdi hızlılık açısından şöyle yapsak bence mi yeterli? Abi şu ekmekler, ekmekler. Bebeğim ekmekler, siz şurada durur musunuz? Sen de onun üstünde dur. Ne anda böyle. Üf, dükkan ilk defa geldiğinden beri bu kadar dolu olacak ha. Sen gidebilirsin. Artık senin işimiz yok. Kıvas en önemlisi. En önemlisi. Bir tane kıvas. Reklam falan da verilebiliyormuş var ya, şu un makinesini falan aldık mı zaten tamam. Demeyin keyfimiz abi. Bebeğim sen şurada bir dur. Siz niye aşağı düşüp duruyorsunuz? Fıldır fıldırsınız yeminle. Sen şöyle. Sen şöyle. Gayet güzel. Abi şimdi dükkanı açmaya korkuyorum. Çünkü dükkanı açarsam eğer başıma gelecekleri biliyorum az buçuk. Daha ben bu elimdekileri indirmeden direkt müşteriler gelecek. Hayır, dağıtmayın. Lan Allah sizi ne yapmasın mi ya? Durun işte ha şöyle. O zaman ne yaparız abi? Bunu yan yat... Aynen öyle. Kesinlikle yan yatırabiliyoruz derken. Sen öyle bir dur. Sen de öyle bir dur. Sen de böyle. Tamam. Sen de şöyle dur. Tam hesaplayamıyorum nereye düşeceğini ya. Nice. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Kolaları da aynı şekilde koysak mı? Kolaları aynı şekilde koymayalım abi. Kolaları şekil yapalım. Şekil olsun kolalar. Şunu da en tepesine. Üf, mis gibi. Yeminle resmen bir dükkan işletmek için doğmuşum ha. Kanımda bakkalcılık akıyor. Ne anda böyle. Sen tabii gel. Kardeşim şöyle düşürse sevinirim. Nice. Bu arada çok nice diyor olabilir arkadaşlarım, bundan dolayı kusura bakmayın. Alışkanlık olmuş. Ha tamam, burada durabilirsin işte ya. Hepsinden birer tane numune olarak ön tarafa koyacağız kardeşlerim. Var mı? Yok. Anında bir tane numunemiz. Bu numune. Giren adam demesin. Aa, bu ne biçim bakkal ya? Böyle şey mi olur? Demesin. Sırf o yüzden. Sen şöyle bir dur. Anında şu da ikinci numune. Nice, gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Sen de şöyle durabilirsin bence ya. Anda böyle. Şimdi bu geri kalanlarını acaba dolaba mı koysam? Abi süt var, süt. Kesinlikle en önemlisi süt. Sütleri dolaba koyabiliriz. Sen gelsene be. Şimdi sen şöyle bir eğil. Tamam mı? Tamam. Açıl son açıl. Sütler gelin bakayım. Siz bir yatın. Şöyle. Aferin. Aynen böyle. Sen orada bir yat. Akıllı kasa. En sevdiğim. Tamam. Ha, sen de öyle dur. Sen de öyle dur. Nasıl olsa dolabın içini kimsecikler görmeyecek abi. Dolap bize özel. Bebeğim sen şöyle durabilirsin. Sen de şöyle durabilirsin. Yuvarlak ekmek koymuşmuş. Koymuşuz. Gayet güzel. Gayet güzel. Sen şöyle dur. Abi 68 raf ömrü ne demek ya? Bir şey nasıl 68 raf ömrü kalabilir? Ekmek. Lütfen yerimize geçelim. Tamam. Son ekmek. Ondan sonra hem dükkanımızı açabiliriz. Abi şimdi tek sıkıntımız var. Biz bu sattığımız malların fiyatlarını birazcık yükseltmemiz gerekecek. Eğer biz bunların fiyatlarını yükseltmezsek bizim hayırsız çocuğa para yetişmez. 600 dolar istiyor çocuk çünkü. Tamam. Bebeğim sen gidebilirsin artık. Satış için hazırım. Evet, gel vatandaş, gel. Dükkanımız açılmıştır. Var mı mesaj? Anında birinden mesaj gelmiş. Su, bira, yuvarlak ekmek, peynir, sosis. 232 dolar. Ha, goddammit, 231 var. Şansına küs bebeğim. Süt, pil, kvas, un. Geç. Abi baba bu sana son mesajım olabilir. Seni uyarmıştım, uzun süre beklemek istemiyorlar. Her şey zamanında olmalı. Şimdi takip ediyorlar. Şimdi takip ediliyorum, uzun süre kaçamayacağım. Abi size bir şey diyeyim mi? Bu çocuk başını kesinlikle belaya sokmuş. Gel vatandaş gel. Çocuğumu kurtarmam gerekiyor. 600 dolara ihtiyacım var. Ha, ekmek bir tane daha. Tamam. Abi sanırsam bugün ölü gündeyiz. Kesinlikle böyle bir şeyler var. Ha, aynen. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ne vereyim? Süt. Yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek, kvas. İki tane yuvarlak ekmek tam size göre. Çıtır.
Aha ben niye onu verdim? Ondan sonra yuvarlak ekmek, yuvarlak ekmek, bir tane süt, bir tane kıvas. Buyurun efendim, şu kıvasınız. Hizmette sınır yok. Şu sütünüz, anında bu da kıvasınız. Şu da yuvarlak ekmeğimiz. Evet hocam, ne vereyim? Süt, gazoz, pide, ekmek. Şu pide. Tamam mı? Bir tane gazoz istiyorsunuz. Anında şu gazozunuz. Ondan sonra bir tane de süt. Maşallah. Buyurun efendim. Thanks. Üf, sanırsam bunların fiyatları çok mu ucuz bilmem. 2 dakika bekler misiniz? Sanırsam bir zam geldi. Sanırsam bir zam geldi vallahi. Tüh. Ne yapsak ya? 25 olmuş. Anında 13 olmuş bu da. Cips 17 olmuş. Yuvarlak ekmeğe çok zam geldi vallahi. 15 lira oldu ya. Anında bu da 20 oldu. Yuvarlak ekmek 25 oldu. Yuvarlak ekmeğe az geldi. Süte abi süt çok pahalandı. Yeminle süt çok pahalandı. İnekler süt inekler şeyde. Boykot ediyor. Süt vermeyi kesmiş inekler. Var mı kıvas? Var. Bir de çibirliyiz. Süve süve gitti. 2 tane ekmek. Tabii ki beyefendisi gibi kibar beyefendilere her zaman ekmeğimiz var. Buyurun. Thanks. 15 dolar mı? Nasıl 15 dolar ya? 15 dolar olur mu bunun fiyatı? Anında olabilir. Artıkın ona 17. Kesinlikle 17. Vallahi kusura bakmayın ya. Zam geldi. 4 tane süt. Vallahi 4 tane sütümüz yok. Buyurun. Şu birinci süt. Anında şu ikinci süt. Anında bu da üçüncü süt. Onun yerine şey versem mesela, kola versem birazcık asitlidir. Pil. Yok. Cibirliyesidir. Bir de sövüyorlar ha. Evet hocam, ne vereyim? Kıvas kıvas. 2 tane. Çok şanslısınız. Vallahi yeni geldi. Hatta buna filan zam geldi. De ben işlemeyi unutmuşum. Kıvasa kesinlikle zam gelmiş olması gerekiyor. Nerede bu kıvas? Üf. Hayır şaka yaptım, şaka. Vallahi zam gelmedi. Bu ne efendim? Zamla uğraşırken vallahi müşteri gidecekti, yine söyleyecektik. Gazoz. Tabii isim. Buyurun. Yine bekleriz, güle güle. Güle güle. Yuvarlak ekmek. Vallahi çok şanslısınız ya. Nasıl bir müşteri bunlar ya? Nice. Gel bakayım sen. Nerede bizim yuvarlak ekmeğimiz? Bir dakika bekler misiniz lütfen? Anında 30 olmuş bu ya. Tüh. Ne yapsak ki? Buyurun efendim. Haha thanks. Güle güle. Biz teşekkür ederiz. Var mı gazoz? Var. Anında böyle. Buyurun. Bir kişi daha gazoz isterse zam gelebilir gazoza. Gazoz ve kıvas. Aynen öyle. Kesinlikle gazoz cemiyetinden son gelen bildirime göre gazozun fiyatı 15-16 olmuş. Kıvasın fiyatı da 30'a çıkmış. Aynen öyle. Kesinlikle bu şekilde. Buyurun efendim. Defol git lan. Ağzını yırttım. Vallahi kafana ekmek atarım. Git lan buradan. Cibirliyiz. Sana kıvas yok. Git nereden alırsan al. Mahallede benden başka kıvas satan yok zaten. Üf. Evet efendim, ne vereyim, ne vereyim? Bir tane kıvas, bir tane ekmek. Tabii ki. Tabii ki, buyurun. Şuradan da alırsınız diye tahmin etmiştim. 15. Defol git lan. Cibirliyiz karaktersiz. Yok sana kıvas mıvas. Biz kıvas öyle herkese satmayız. Ha, indirip gelmiş. 28 olmuş. Müşteri nerede? Müşteri şart. Yuvarlak ekmek bir tane. Var mı pide? Anında bir tane de pide. Pidemiz de var. 38 ne demek? 38 ne demek? 38 ne demek? Çok kötü. Riskli durumlardayız. Var. Yuvarlak ekmek. Buyurun efendim. Vallahi neredeyse bozulmak üzereydi. Çok indirim. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan? Cibirliyiz siz. Vallahi müşteri isyan etti. 25. 26. Kesinlikle bu şekilde 26. Git lan. Ağzını yırttım. Nereden alırsan al. Sana ekmek yok bu vakitten sonra. Evet efendim, ne vereyim? Taze. Gazoz. Buyurun efendim. Biz teşekkür ederiz. Pide ekmeği, yuvarlak ekmek, kıvas. Bir tane pide ekmeği. Buyurun. Oğlum sen şaka mısınız lan siz? Ha? Siz anlaşıp mı geliyorsunuz? Ben cibirliyiz. Yoksa kıyafetini değiştirip tekrar mı geliyorsun? 15. 17. Al 17. Bu 18. Bu biraz daha zahmetli. Evet, ne vereyim abi? Yuvarlak ekmek bir tane. Çok şanslısınız. Vallahi indirim geldi. Bir tane de düz ekmek. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Abi şu bizim çocuğun borcunu bir ödeyelim, yoksa bu çocuk bizim başımıza dert açabilir. Brandon.
Hayırsız evlat Brandon, al. Müşteri gidiyor Brandon, müşteri. Kaç dolar istiyordu? 600. 400 gönder. Vallahi gönderdim. Evet efendim, ne vereyim? Gazoz. Vallahi. Buyurun. Oğlum bir daha gelirse kötü şeyler yaparım sana. Tahmin edemeyeceğin kadar kötü şeyler yapabilirim. Emin ol. Şu cipsi de şuraya koyalım ki. Millet ne satıyor bu dümesin ya. %50 kiraf ömrü. %50 kiraf ömrü. Aha bunlar dolap doldu halde %27'ye düşmüş. Bakın 27, 27, 51. Hiç iyi değil. Evet abicim, ne vereyim? Pide ekmeğe kıvas. Bir tane pide ekmeğe hızlı bir şekilde. Abicim daha yeni fırından çıktı, dikkat edin elinizi almasın. Bir tane kıvas. Buyurun efendim. Ben cibirliyiz, şapka takmışsınız işte. Tanımayacak mı zannettin ha? Evet. Var mı yuvarlak ekmek? Bilmem. Bir bakmam gerekiyor. Anda varlan bir tane kalmış. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Şu kıvasın fiyatı acaba çok mu zamlandı ya? Hayırdır inşallah. Bir bakalım, kıvasa 28 olmuş. Hadi 27 olsun ya, sizi mi kıracağım? Evet efendim, ne vereyim? Gazoz, pide ekmek. Vallahi son gazozumuz. Başka da... Ağzını yırttım. Defol git lan buradan. Cibirliyesiz. Bundan sonra yok sana bir şey. Millet isyanda, yeminin isyanda. Hadi 26 olsun bu da. 15. Hani düşürmedik demeyelim. Evet abicim, hoş geldin, senin alıcı birine benziyorsun. Var mı pide ekme? Hihi. Tabii kim var? Sıcacık. Bir tane cips. Tabii kim? Buyurun efendim. Bir tane de düz ekmek. Ne anda? O da burada sanırsam. Ha da böyle. Buyurun. Güle güle, güle güle. Mesaj. Mesaj var mı? Aa, mesaj yok. Şimdi bize ne lazım? Bize ne lazım? Kıvas. Aa, bir 10 tane kıvas rahat lazım. 5 tane gazoz, 6 tane gazoz rahat lazım. Cipsiye o kadar gerek yok. Bir 5 tane pide ekmeği. Hemen geldim abicim, hemen geldim. Ekmek, bir tane düz ekmek tabii ki. Ne anda böyle. 2 tane gazoz mu? Vallahi 2 tane gazozumuz yok ya. Al bir tane kıvas vereyim sana. Hatta ikinci kıvası da vereyim mi, ister misin? Yok, bu kadar. Gidebilirsin bence. Aynen öyle. Zaten gideceksin sen. 5 tane pide ekmeği. Tamam, 5 tane yuvarlak ekmek. Çünkü bunlar raf ömürleri birazcık çabuk gidiyor. Ekmeğimiz var elimizde. Peynir alabilirim. Ya bir tanesini 13 dolardan satıyormuşuz. Bir yer alabiliriz. Süt. Alalım. Bir 10 tane de süt alalım. Evet buyurun buyurun buyurun. Kıvas, ekmek, cips, kıvas. Oğlum siz sırayla mı gidiyorsunuz ya? Kıvas. Bir tane ekmek. Bir tane cips. Başka da kıvasım kalmadı. Yarın gelirsin, yarın gelecek. Sipariş verdim, 5 dakikaya burada olur. Bekletirsen eğer getirebilirim. Git kardeşim, dükkanın önünü kapatma. Yok işte oğlum. Aa, cibirliği isterim de sövüyorlar. Var mı ekmek? Var. Buyurun. Aa, pide. Pide ekme, pide vereyim mi? Var mı cips? Hihi. Olmaz olur mu ya? Russian cips, buyurun. Aa, cipsimi geri ver lan. Aa, karakterisiz. Hemşerim oraya bir cips paketi düşmüş olması gerekiyor ya. Onu bir versenize. Var mı ekmek? Var. Cipsi verirsen veririm. Baba, orada bir yerde cips olmalı. Allah. Al sana ekmek. Cipsi pahalı dedi adam. Allah Allah. Var mı cips? Var. Hemen ayağınızın ucunda bir tane olması gerekiyor beyefendi. Buyurun. Lan oğlum, benim haberim yokken bunlara zam mı geldi? İndirim mi geldi bunlara ya? Sıfır. Yo, sıfır olamaz. Global fiyata bir bakalım. Gazoz. Kaç paradan satıyorlar bunu? Abi ben 6'dan alıyorum. 17. Hadi al 16'dan vereyim ana satayım. 16'dan. Pide ekmeği. Tabii ki, buyurun efendim. Aaa. Cibirliyiz. Kimsecikler alışveriş yapmak istemiyor bizden. Neden lan? Var mı ekmek? Vallahi son ekmek. Alırsan aldın kardeşim. Bu kadar. Afiyet olsun. Var mı cips? Yok cips. Var var var, şaka yaptım. Anında buradaymış. Güle güle. Ha, alan adam nasıl alıyor? Karakterisiz bir ağızlı. Üf, Brandon. Brandon, Allah seni ne yapmasın. Her şey çok güzel geçti. Muhtemelen bu dünyadaki en şanslı insanım. Tabii ki baba parası yine en şanslı insan senin olabilirsin Brandon. Sosis, ekmek, yuvarlak ekmek. Yani 3 tane sosis, 4 tane ekmek, 6 tane yuvarlak ekmek. Değerlendirebiliriz, bakın bunu alabiliriz abi. Bira, un, cips yok. Un var abi, bunu ben ne yapayım?
Onu değerlendiremeyiz. Kardeşlerim şunu bir sipariş edelim. Bence bu gelmeli. Kaçmış abi? 493. 300. Pil var mı? Su pil 6 tane yok. Bence bunu değerlendirmemeliyiz. Kesinlikle mi değerlendirmemeliyiz? Evet, pide ekmeği. Tabii ki efendim, buyurun. 0 RP mi? Nasıl 0? Fakirledik, yeminle fakirledik. Abi tek ayaktan gitsek mesela, tek bir şey üzerine çalışsak nasıl olur? Sadece kvas satsak. Vallahi olabilir. Mantıklı. Her gelene kvas. Çünkü kazandırıyor abi. Kvas kazandırır. Evet abicim, alıcı birine benziyorsun sen. Hiçbir şeycikler almadı. Abi 16 tane cips mi? Ha, gişe fiyatıymış. Sen kapanabilirsin ya. Tamam. Şimdi 10 tane kvas istemişiz. 6 tane gazoz istemişiz. Cips 5 tane gelsin. Ekmek bir 10 tane ekmek gelsin. Ha, en fazla 6 tane. 5 tane. Para bitmiş zaten. 47 oldu mu? Yo. Olmuş olabilir. Tamam, sepet ekle. Aynen öyle. 47 parça 399. Goddammit. Kardeşim size şunlar bir exit ya. Çok fazla olmuş bu. Borderway. Kesinlikle öyle. Pide ekmeğe, pide ekmeğe. Yok. Sırayla mı geliyorsunuz oğlum siz? Yok. Nando dükkan kapalı kardeşim. Eğer istersen pil var. Birazcık asitli olabilir. Elektrik çarpabilir. Şunlar en köşede dursun. Hocam lütfen dükkanın önünü kapatmayalım ya. Ha, müşteri bekliyor. Var mı ekmek? Bakayım. Yok ekmek. Vallahi yok. Ekmek yok. Gençler artık kapalıyız. Pil almak isteyen varsa gelsin pil alsın. Kapat abi, kapat. Eğer biz dükkanı açık bırakacak olursak hiçbir şeyler o abi, 374. Hiçbir şey yok. E biz ne yapacağız? Süt. Süt çok söylemişim demek ki. 6 tane süt bence yeter ya. İyi, 343. Yine olmadı. Bordur Bey. Kesinlikle onda. Tam o dediğinden işte. Bordur Bey. 317. Tamam, eldeki para bitti. Şimdi bizim hayırsız çocuk bir daha bir şeyler ister. Toplu olarak sat, almak işlem çok fazla, paranız yok. Ha, tabii ki kesinlikle o nedir. Reklamlar dedim, mevcut olası ürün. He, mevcut olası ürün marjı. Tamam, reklam banner yerleştiren. 2200 dolara %20. Performans mı veriyor ki bize? Televizyonda reklam, dergide reklam, gazetede reklam. He. Tamam, işler dediğimizde. Abi şu işlerden birine de girmek istiyorum ama büyük bir ihtimal bir sonraki videoda yapabilirim kardeşlerim bunu ya. Cidden bu işlerden birine kesinlikle girmek istiyorum. Artık gidip şu mallarımızı bir alalım. Mallar arkada bozulacak valla. Nice, ben geldim. Thanks usta. Her yeri ekmek dolu. Nice. Gayet güzel. Bakın yine nice dedim. Her zaman nice diyorum. Yine de elimden geldiği kadar azaltmaya çalışacağım kardeşim. Sen de şöyle. Ve sen de şöyle. Şimdi kapan susam. Kapan. Çek usta, çek. Gidebilirsin. Ne yaparız? Şunu ben olduğu gibi bunun içine atabilir miyim? Bence atarım. Kesinlikle atarım. Her bir şey, o potansiyel bende var. Ben her bir şeyler yaparım. Bunun içinde ne vardı? Ha, sadece süt var. Tamam. Abi iki tane süt bana yeter kardeşlerim, bakın. Kvasların hepsini götüreceğim. Tamam ya. Aynen öyle, git gel yaparız ya. O kadar da zor olması gerek. Sen şöyle dursana abi. Ekmek. Ondan sonra bunun içinde ne var? Yine bir ton ekmek var. Abi bu ekmeklerden fazlalık var mı? Fazlalık olabilir. Şu pide ekmeğini şunun içine at. Bunu da bunun içine at. Şu ekmeği de bunun içine at. Tamam, bunlar bittikçe gelir depodan alırız. Sen gelsene be. Lan sen değil ya. Sen onun içinde dur. Yuvarlak ekmek. Yani yuvarlak ekmek satılır ya. Tamam. Sen yedek şeysin. Siz yedeksiniz abi. Çünkü sizden fazla isteyebiliyorlar. Sen şöyle dursana abi. 2 dakika. Ha, sen de onun içine git. Burada neyimiz var? 3 tane ekmeğimiz var. 2 tane kvasımız var. Bir tane de ekstradan sütümüz var. Tamam mı? Gel bakayım sen.
Ne anda böyle. Haydi geçmiş olsun. Artık kimsecikler emniyette değil. Bakkal bitireyim geldi, söyleyin onlara. Bebeğim tam içine de gelirse sevinirim. Ne anda böyle. Sen şöyle bir dur bakayım. Hadi güle güle. Artık yine evinize gidiyorsunuz gençler. Ne anda böyle. Sen de şuradan gidebilirsin. Sen de gel. Sen de şuradan gidebilirsin. Artık çok geciktiğimize inanıyorum. Bir an önce dükkana gidip satış yapmamız gerekiyor. Çünkü elde para kalmadı. Bir random bizi fakirletti abi. Bir random bizi soydu soğana çevirdi. Hayır hayır hayır. Senin en son isteyeceğim şey dışarıya çıkman. Ne anda böyle. Sen şöyle bir dur. Bunları dik koymaktan daha kolay kardeşim, böyle yatağa koymak. Tamam sen öyle dur. Lan nereye gidersiniz ya? Hemen gözünüz dışarıda yeminle. Sen öyle dur o zaman. Tamam. Dik durun. Hiç sıkıntı değil abi. Dik durun. Tamam sen öyle dur. Yalnız benim bir tane daha içeceğim vardı. Allah sizi ne yapmasın. Allah bilir nerelere gitti o. Ha, arka rafa gitmiş. Güzel. Akıllı içecekleri her zaman severim. Sen de gel. Şöyle bir uzarsan sevinirim. Hayır hayır. Dik dur. Ha, dik dur. Ha, tamam böyle de olur. Takıl kafana göre işte ya. Yalnız sen öyle değil de şöyle dur. İnşallah yuvarlanmıyorsundur. Sen de aynı şekilde dur. Tamam. Bir tanesini boşalttık bile. Sen şöyle bir gitsene. Hızlı 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 hızlı. Müşteriler beklemez. Vallahi müşteri beklemez. Müşterinin en sevmediği şeydir beklemek. Ekmek. Sen de şöyle durabilirsin. Tamam mı? Ondan sonra düz ekmek. Sen de aynı şekilde durabilirsin. Yalnız yan yatarsan bence daha mı verimli olur bilmem. Yani böyle de olabilir. Neden olmasın? Takıl kafana göre işte. Mesela sen de şöyle dur. Gayet güzel bakın. Alıştık. Artık elimiz yavaş yavaş çalışmaya başladı abi. Elimiz yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ekmekleri falan tam nizami bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Dümdüz. Dümdük. Bir tane daha. Bu ekmekleri yedi abi. Stok. Unutmayın arka tarafta bir tane süt, iki tane kıvas, üç tane veya iki tane de şeyimiz var. Neyimiz var? Ekmeğimiz var. Düz ekmeğimiz var. Tamam. Bu da okey. Sen de gidebilirsin artık. Şu cipsi alalım mı? Artık bir cips almanın vakti geldi. Sen şöyle gel. Bunu buraya. Üf. Bir bunları satarken içim acır resmen ha. Çok güzel koydum ben bunları ya. Neden böyle oldu? Lan. Hiç iyi koymadım. Kesinlikle hiç iyi koymadım ben size. Ha. Bu ne? Yamuk yumuk oldunuz beyefendi. Tamam. Sen şöyle üstten düş ya. Aynen öyle. Kesinlikle üstten düşebilirsin sen. Mis gibi. Şimdiki. Sen de şöyle dur. Beyefendiler açız artık. Kardeşim sen git ya git, aynen aynen ben kasayı sonra gönderirim elemanla. Açız. Buyurun efendim, buyurun 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 buyurun. Yine taze %77'lik cipsilerim var. Evet ne vereyim abi? Hangisi daha iyi, kafa mı kulak mı? Abi mafyanın adamları geldi. İkisini de almasak nasıl oluyor beyefendi? Ekmek versem ben size. Yer misiniz? Abi. Kafa. Kulak. Kafa mı? Abi yeminle mafyanın adamları geldi. Ha mafya bastı. Ne bileyim abi, karar veremedim vallahi. Sen ne dersen odur. Mesaj geldi mi bizim? Brandon'dan yaz. Gitti. Kapat dükkanı. Kapat 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 kapat. Abi şu an riskli durumlardayız vallahi. Öncelikle tabii ki her zaman iş gelir abi. Öncelikle şu siparişe bakayım, 87 pahalı. Haydi Allah bismillah bakalım yine neler gelmiş. Siyahta yürüyorlar, genellikle bir cümle söylüyorlar. Hangisi daha iyi, kafa mı yoksa kulak mı? Onlara daha iyi hizmet ver. Aksi takdirde mağazanın itibarı çok acı çekebilir. Onlar sadece özel mal almak. Satıcı hesabı 497-878 veya 496-666 200 dolar gibi bir eşik. Maksimum 400 dolar olup olmadığını hatırlamıyorum. Ne sattıklarını bilmiyorum.
Ama dikkatli olmalısın. Hii. Bu hesaba gönderirsek kafa, bu hesaba gönderirsek kulak. 200 dolar. Üü. Abi demek ki bunlar geldi mi açacağız. Bu hesap numarasını çakacağız. 200 dolar kurtulacağız. Sanırsam öyle bir şeyler anladım. Ulan Allah seni ne yapmasın. Çocuk ya. Vallahi çocuk gibi çocuk yeminle. Ne kafa kalacak yakında, ne göz kalacak. Bu çocuk bizi öldürtecek. Kesinlikle bu çocuk bizi öldürtecek. Bebeğim şu üst rafa koyabiliyoruz mu ya? Aa, ben az önce nasıl çıktıydım bunun üstüne? Çıkamamışım demek. Bir yanlışlık olmuş. Tamam. Şuraya koyarız. Bebeğim sen de şöyle dur. Hadi bir müşteri gelsin artık. Tamam. Bir tane daha ekmek. O ekmeği de şöyle koyabiliriz. Dükkan vallahi full çekiyor ama ve lakin cepte 5 kuruş para yok. Yine metrelik yok, yine metrelik yok. Yine fakiriz, yine fakiriz. Ekmek yan yat. Lütfen. Bana zorluk çıkarma. Kafa mı kulak mı ekmek ha? Hangisini seçersin? Müşteri. Cips, kvas, gazoz, süt. Cips. Buyurun efendim. Tövbe estağfurullah. Şunu kaldıralım. Cips. Bir tane kvas. Buyurun abim. Eşeğin kulağı. Yok. Sana hiçbir şey yok. Git eşeğin sütünü iç. Var mı süt? Var. Gazoz. Gazoz da var. Kvas da var efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Ne istiyorduk başka? Gazozla kvas. Tabii ki. Buyurun. Yani defol git. Ağzını yırttım ya. 3.71'den kaça düştü? Yok kardeşim, yok. Gazoz mazoz yok lan size. Ekmek, yuvarlak ekmek. Tabii ki. Buyurun. Bu sizin yuvarlak ekmeğiniz. Buyurun efendim. Tövbe estağfurullah. Buyurun. Bu da düz ekmeğiniz. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Ne vereyim abi? Kvas, cips. Buyurun efendim. Kvas. Buyurun efendim. Cips. Bak alıcı adamın hali başka oluyor abi. Var mı kvas? Var. Neden olmasın? Her zaman. Sizin gibi tatlı bir beyefendi her zaman kvasımız var. Gazoz. Buyurun efendim. Pide ekmeği. Pide ekmeği almamışız. Buyurun efendim. Pide ekmeği. Alın, bu da düz ekmeğiniz. Afiyet olsun. Tamam. Pide ekmeği yok mu yoksa bizde? Hemen geldim efendim. Aynen öyle. Kesinlikle pide ekmeğimiz var. Daha yeni çıktı. Yuvarlak ekmek. Hemen. Hemen abi bir tane yuvarlak ekmek. Buyurun abim. Elimde nimet var oğlum. Beni günaha sokma. Tamam. Beni günaha sokma. Teket lan burada. Ha pardon efendim. Siz miydiniz? Var mı yuvarlak ekmek? Var. Buyurun. Buyurun abicim. Daha yeni. Çıtır. Bir daha yuvarlak ekmek. Buyurun efendim. Bir tane gazoz. Buyurun efendim. Son bir tane kvasımız. Allah'ım çok şanslısınız. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Var mı ekmek? Ekmek de var. Yuvarlak ekmek de var. Siz hangisini istersiniz? Bir dakika. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olmasın. Afiyet olmasın kardeşim. Git. Başka yerde afiyet olsun sana. Var mı cips? Bilmem. Bir bakmam gerekiyor. Anında bir tane kalmış. Ben defa git. Ağzını yırttım. Oğlum siz beni diletmeye mi geldiniz lan? Kim bilir ki? Abi ki şuradan bir şey atıp şöyle yumruk atabiliyorsak var ya. Cips var mı? Var. Tabii ki şaka yapıyorum kardeşim. Esnaf adam. Yaptığı harekete dikkat etmeli. Ekmek. Buyurun efendim. Bir tane daha cips. Tabii ki, buyurun. Son bir tane daha klas. Buyurun. Ben teşekkür ederim, güle güle. 381 dolar. Biz kaç para harcadık? 320 küsürlerde harcadık. Var mı ekmek? Tabii ki. Tabii ki. Buyurun efendim. Sizin gibi maviş bir beyefendi her zaman ekmek var. En sıcağından yuvarlak ekmek. Sanırsam bir tane kalmış olması gerekiyor. Fazla olsun. Sanırsam ondan da bir tane. Ve pideden de bir tane kalmış. Ne şanslısınız. Her şey size dek geldi. Var mı pide ekmek? Var. Pide ekmek. İki tane mi? Vallahi yok abim ya. Canını yedim. Yok, pide ekmeği yok. Yapacak bir şey yok. Bakayım. Belki üst raflarda bir yerlerde sıkışmıştır. Kalmamış abi. Gözünü sevdim, kalmamış. Bir başka zaman inşallah. Hadi. Hadi güle güle. Güle güle. Lan git şuradan. Cibiliyiz ya. O zaman mesaja bakıyormuş gibi yapayım da belki ilgilenmediğimi görünce gider. Lan da böyle. Her zaman işe yarar. Yuvarlak ekmek... Yok lan sana yuvarlak ekmek. Sana yuvarlak ekmek yok oğlum.
Unutmayın bu tipi, tamam bak. Yeşil elbiseli, yeşil pantolonlu, beyaz şapkalı. Var mı yuvarlak ekmek? Var mı yuvarlak ekmek? Bence var. Ha, güzel, alabiliyor musunuz demek ki? Hemen bir arka dükkana gitmem gerekiyor. Hemen. Nerede bizim yuvarlak ekmeğimiz var mı depoda? Sanırsam vardır ya. Süt. Kapan. Aslanım bizi bir dükkana çek ya, hızlı ol ama. Hemen geldim abicim, hemen. Bakayım. Abi yuvarlak ekmeğim kalmamış ya. Vallahi kalmamış. Ne yapan neden işte ya. Olmayınca olmuyor demek ki. Süt. Gazoz, süt. Klas. Şu. Lan de git lan. Çok pahalıymış. Maalesef o kadar param yok. Canı sağ olsun abim. Her şey param ya. Canını yerim ben senin. Al sana bir dava vereyim ben onu. Bak böyle insanlar. Bak, demek ki böyle insanlar da varmış. O kadar param yok. Evet. Kimsecikleri yok. Çıkan, çıkan rahatladı. Var mı kvas? Var. Kvas, kvas var abiciğim. Buyurun. Ne diyor? Ben göze böyle olmaz. Çok pahalı. Hadi lan. Çok pahalıyım. Sizi pahalı. Var mı gazoz? Gazoz var abi, var. Buyurun. Bir daha çok pahalı derseniz tekme atarım ağzınızın üstüne. Yok lan. Cibilliyiz karakterisi. Yok. Sana hiçbir şey yok. Hadi güle güle hadi. Sanki başka bir yerden alabileceksiniz. Ha, güle güle. Sen şöyle dur. Sen de aynı şekilde dur. Sen de onun yanında dur şöyle. Tamam, ben de dükkanımı üzültürüm ya. Ne yapayım var? Vallahi müşterilerle falan töbe baş edilmiyor. Hepsi cibirliyiz. Hepsi değil. Bazılar. Hemen geldim abi. Hoş geldin. Var mı gazoz? Vallahi var da abim, alabilir mi onu bilmiyorum. Ha, alamıyor musun? Demek ki yok abi. Güle güle. Hadi güle güle. Kimse kusura bakmasın. Kimse çıktı kusura bakmasın. Var mı süt? Tabii ki abi. Her zaman. Her zaman. Anında tabii ki alabilirsem. Buyurun efendim, buyurun. Afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Güle güle. Bunu böyle koyarsan bu takla atar. O zaman böyle koyarız. Ne anda böyle. Son bir, hemen geldim abi, hemen geldim. Vallahi hemen geldim. Aa, ne vereyim abi? Gazoz. Vallahi abi demiş oldum. Gazozlar da alabilir misiniz? Aa, parasını verdi ama 5 puan düştü. Tamam, sıkıntı yok. Hı. Evet abi, ne vereyim? Klas. Al abicim bir tane. Şu kvası ayırıyorum. O birazcık değişik. Bozuk o kvas. Var mı kvas? Vallahi tam sana göre abi. Çok lezzetli. Yani cibilyesiz git lan buradan. Hiçbir şey yok. Artık sizin gibi cibilyesizlere hiçbir şey vermiyorum. Ekmek de var abicim. Daha yeni geldi. Pide ekmeğimiz de var. Daha yeni fırından çıktı. Evet abi, ne vereyim? Süt. Hemen hemen abi bir tane süt. Buyurun abi, afiyet olsun. Defol git lan buradan. Git lan buradan. Vallahi mısırırım kulağını. Hangisi daha iyi? Kafa mı kulak mı? Abi bence kafa, bence kulak daha iyi ya. Vallahi siz biz kulağı tercih ederim. Ne dersin? Hangisi daha iyi? Kafa mı kulak mı? Abi sana ben kulak vereyim. Ha? Lan ne? Oğlum bu bir yandan var ya bizi gondikliyor yemin. 497-878. Unutmayın, 497-878. 200. Aa, 2000 değil. No, no 2000. Kesinlikle mi 2000? Geçeriz hatta. İşlem hatası. Oğlum sizden korkan sizin gibi olsun lan. Cibirliyiz sizler ha. Kvas var abicim. Yok abicim. Var abicim. Bir tane kvasımız var. Buyurun. Defol git lan. Sizinle mi uğraşacağım lan ben? Ha? Ha? Sizinle mi uğraşacağım? Kafam kulak mı diye millet bana soru soruyor. Bunlara girmiş halim çok pahalı diyor. Evet, bizim ayrısı evlattan bir mesaj daha. Baba bu gece çocuklarla dışarı çıkacağım. 440 dolar ver. Alırsın. Alırsın. Pide ekmek. Aynen öyle. Kesinlikle pide ekmek alırsın. Daha da başka bir şey vermem. Ekmek, ekmek, gazoz. Bir tane ekmek. İkinci bir ekmeğimiz yok abicim. Bir tane de gazozumuz var. Vallahi başka ekmeğim yok abim ya. Pide vereyim. Ha, yok. Tamam. Dükkan kapalı. Yeminle kapalı. Malları dolaba koymanın vakti geldi abi. Bir pide burada. O dediğinizden. Kesinlikle o dediğinizden.
Müşteri her zaman haklıdır. Kesinlikle mod dediğinizden. Aa. Nasıl süt lan? Bozuk süt satmışlar bize resmen. Durmuyor. Abi bizim piller bitti. Vallahi piller bitti. Bakalım verimliliğine. Aa 63. Gayet güzel abi. Bunları dolaba koysak bence daha mı iyi olur? Bir tane daha buraya. Bu sütler dursun abi. Bir dahaki videoya kadar bozulmamaları gerekiyor. Nice. Evet. Şunları da gönderebiliriz. Aslanım bunları götürsen ya. Şu kasa da Ahmet abinin. Ahmet abine verirsin. Geçen karşılaştığından kalma. Tamam. Evet. Yavaştan sanırsam burada da videoyu sonlandırabiliriz kardeşlerim. Şöyle bir mesajımıza bir bakalım. Var mı mesaj? Bizim ayrısız bir yanından yeni bir mesaj. Sanırsam yok. Sanırsam bu parayı bu çocuğa göndermeyeceğim abi. Sanırsam aynen öyle. Kesinlikle göndereceğim. Bu ne lan? Kaç para istiyor benden yine? 440 dolar istiyor. Benim elde kalmış 604 dolar. Bu çocuk gitmeli. Artık'ın büyümeli abi. Kesinlikle artık'ın birazcık büyümeli bu çocuk. Kardeşlerim burada yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza gider. Keyif alarak beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma değinirseniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.